Sayın Vekilimiz, Saygıdeğer Kaymakamımız, sevgili TÜMSİAD Genel Başkanımız, Sayın İnançler Yönetim Kurulu Başkanımız, Saygıdeğer İnançler Yönetim Kurulu üyeleri, Sayın basın mensupları ve kıymetli dostlarımız. Devlet-i Aliye'nin temellerinin atıldığı ve filizlendiği ve hatta 40 yıl başkentliğini yapmış olan bu kutsal topraklarda Mevlid törenlerinin mimarı, merhum şairimiz Süleyman Çelebi'nin gölgesinde beşincisini organize etmiş olduğumuz Uluslararası Ticaret Kongremizde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Dünden bugüne bu aziz vatanın bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhlarına ve burada bulunan siz değerli misafirlerimizin, ölmüşlerimizin ruhlarına hediye olmasını niyaz ettiğimiz Kur'an-ı Kerim tilaveti için değerli hocamız Bursa Tavukçu Camii İmam Hatibi Salih Arslanar Bey'i kürsüye arz ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الفاسقين.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve la te'kulû emvâlekum beynekum bil bâtili ve tudlû biha Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba adhafen mudhafen. Dün Tunceli'de -30 derecede donarak şehit olan iki Mehmetçiğimizin şehadetleri anısına ve vatanımızın ilelebet var olması adına hiç düşünmeden canlarını veren aziz şehitlerimizi anmak için sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'mıza davet ediyoruz.
bayrağım. Sana fidanlar dikeceğim. Sana tohumlar saçacağım. Boy boy boylanacak. Şehirler ve sınırlar aşacaksın. Sana ocaklar kuracağım. Dumanı mis kokan. Ateşi can yakmayan ocaklar kuracağım sana. Sen dalgalan, ruhum dalgalansın. Sen susarsan ben küserim. Seni sınırlar ötesine dikmektir hedefim. Sen dalgalan ki toprağım bereketlensin. Sen haykır ki göklerden yağmur rahmet rahmet boşalsın. Sen benim istikbalimsin ve istiklalimsin. Sana öfkeyle bakana bir yanar dağ olur kükrerim. Yeter ki sen dalgalan gökyüzünde. Yıldızım ol, ayım ol, güneşim ol, tabutumda kefenim ol, yeter ki sen küsme. Açılış konuşmasını yapmak üzere Beşiktaş Kongre üyesi, kıymetli yönetim kurulu başkanımız, kurucu çalışanımız Sayın Necdet Külünk Bey'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. İslam aleminin ve insanlık aleminin üzerine olsun. Muhterem misafirlerimiz, 5. Uluslararası Ticaret Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dernek merkezimiz bizim İstanbul'da, İstanbul Şirinevler'de. Neden İstanbul'da yapa geldiğiniz bu kongre çalışmasını bugün 2018 yılında Bursa'da yapıyorsunuz sorusuna cevap vermek istiyorum. İstanbul gibi Bursa da aynı zamanda bizim başkentimiz, mübarek bir beldemiz. Bilecik gibi, Konya gibi, Diyarbakır gibi. Aynı zamanda bizim Bursa'da da şubemiz var. Bu şubede yaklaşık 13 arkadaşımız çalışmaktadır ve aynı zamanda inançlar üyeleridirler. Bu vesileyle dedik ki bu yıl Bursa'da bu faaliyetimizi yapacağız. Öncelikle Allah'ımıza şükürler olsun. Biz şimdi bu faaliyeti bugün burada yaptık, bitirdik ya akşam. Hemen gece saat 22'de 2019 planlamasını yapacağız. Dosyasını açacağız. 2019 6. Uluslararası Ticaret Kongresi'nin çalışma dosyası açılacak. Hemen takvim işleyecek. Çünkü günler çok hızlı geçiyor. Bugün eksi 364 gün kaldı. Neden bu programları, etkinlikleri yapıyoruz? Bize herhangi bir kişi, kurum böyle bir program yapacaksınız, yaparsanız size altın madalya vereceğiz, bronz madalya vereceğiz diye böyle bir teklif falan hiç kimseden gelmedi. Böyle bir teklif de bekleyecek durumumuz yok. Çünkü beklemeye tahammülümüz yok. Çünkü ölüm meleği dediğimiz Azrail'in ne zaman, nereden, nasıl bizi bulacağını hangimiz biliyor? Bilen var mı? Bilen yok. Allah-u Teala hiçbirimize bildirmemiş. O zaman Hazreti Ali Keremallah Veçil Efendimiz'in stratejisi çok önemli. Metodu çok önemli. Mazi geçmiştir. İstikbal meçhulümüz. Ey Müslüman, bulunduğun anı değerlendir. An bu an. Ne yaptıysak, tabii yapılan şeyler hepsi Allah rızası için ve meşru olmak kaydıyla. Hepimizin annesi babası vardı. Kimisi öldü, kimisi yaşıyor. Çoğu evlatlar vardır. Annelerinin babalarının ölüm yıl dönümlerini bile bilmezler. Benim başımdan böyle bir macera geçti. İsmini de vereceğim. Önemli çünkü. Eğer soy ismi tutan arkadaş varsa toplantıdan sonra açıklamasını da yaparım. Beykoz İlçesinde çok sevdiğim denizaltı astsubayı bir abim vardı, Yusuf Dalgıç Bey. 12 Eylül 1980 darbe olduktan sonra biz her hafta kendisiyle Sayın Müdürüm bir araya gelirdik, mütalaa ederdik. Mamak'ta mahkemeler ne oluyor, ne bitiyor. Ben her mahkemeye gider gelirdim. Akşam dönüşte de bilgi verirdim ona. Seyir şu şekilde, seyir şu şekilde diye. Çok sevdiğim, saydığım bir komutandı. Öldü, Allah rahmet eylesin. Ben her ölüm yıl dönümünde hatırlatıyorum arkadaşlara. Bugün Yusuf Dalgıç abinin ölüm yıl dönümü, ölüm yıl dönümü diye. Bir yıl
ölüm yıl dönümü günü takım ajandamı açtım. Baktım Yusuf abimizin ölüm yıl dönümü. Hemen oğlu Ferruh Dalgıç'a telefon açtım. Dedim ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Ferruh nasılsın, iyi misin? Oradan buradan konuşuyorum ki bana desin ki abi bak bugün babamın ölüm yıl dönümü. Bize geleceksin değil mi abi? Program var değil mi abi? Diye böyle bir tepki bekliyorum. Ben 3-4 dakika öyle nasılsın, iyi misin? Affedersiniz, belediyede işler nasıl gidiyor? Beykoz nasıl? İmar, sen imardasın, imar imar vatandaş ilişkileriniz nasıl? Ve konuştum, baktım babadan hiç haber yok. Ben dedim ki Yusuf, şey Ferruh, bugün Yusuf abinin rahmetlinin ölüm yıl dönümü. Tepki çok enteresan oldu. Askerlik arkadaşım. Ya öyle mi dedi. Ha. Evlatlara düşen vefalı olmak. Esasında bir kişinin Allah'a karşı vefası yoksa zaten kula vefası nasıl olacak ki? Kulluk vefa borcudur. Biz bu anlamda babalarımızın Muhammed Külünk, Asım Yavuz, annelerimiz Şazimet Külünk ve hanımefendinin, Yavuz hanımefendinin ruhaniyetine inanç grupta çalışan kardeşlerimizin ölmüş ise annelerinin, babalarının, atalarının ruhlarına ithafen her yıl bu faaliyeti bu şekilde yapıyoruz. Hatim yapıyoruz. Tabii komşu komşunun gülüne muhtaçtır diye bir platformumuz var. Sürekli hatimler yapıyoruz. Hatimleri şartlı yapıyoruz. Hatimler yapılırken meal şartı koyuyoruz. Yani hatimi yapan arkadaş kaç cüz okudu? Bir cüz Türkçesini okuyacak. Mealini okuyacak. Anlayacak. Allah bana ne diyor? Az önce ekranda gördüğünüz gibi. Yani Kur'an-ı Kerim okuduk. Sesi ne kadar güzeldi arkadaşımızın. Çok muhteşem okudu. Ne dedi? Bilmem. Vallahi sesi çok güzeldi. Bu bir tuzak. Bu İslam dünyasına ve Müslümanlara kurulmuş bir tuzaktır. Bu tuzağı nasıl bozacağız? Kur'an-ı Kerim okunurken her birimizin elinde iPhone telefon var. Hoca efendi Kur'an-ı Kerim okudu. Hangi sureyi okudu? Şu sureyi. Hemen telefondan mealine gireceğiz. Hem hoca efendi dinleyeceğiz. Hem de Kur'an'da Allah Necdet'e diyor ki diye empati yapacağız. Ahmet'e demiyor. Necdet'e diyor. İnsanlar için en kolay şey topu taça atmak. En kolay. Vallahi bana demiyor ki burada faizle ilgili bir hüküm var ya. Bana demiyor. Vallahi burada rüşvetle ilgili bir hüküm var. Bana de hayır, bana diyor. Herkes bana diyor der ise akşam evimize gideriz, kalem kağıdı alırız. Vay anasını ya. Doğru. Allah bana diyor, ben bugüne kadar hiç ayıkmamışım. Gelmişim 60 yaşına, gelmişim 65 yaşına. Alnım secdeye gitmiyor. E Allah'ın mülkünde yaşıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Göz var, kulak var, kalp var, aşk var, sevgi var, her şey var. Ama sana bu nimetleri veren Allah'ı bir an zikretmiyorsun. Bu vefasızlık değil mi? İşte biz bu vefasızlığı analarımıza, babalarımıza, çalışan takım arkadaşlarımızın ailelerine yapmayalım diye her sene bunu topyekun bir şekilde global anlamda yapıyoruz. Bütün inanç grupta çalışan, inançlarda üye olan kardeşlerimizin ölmüşlerin ruhuna salih bir amel olsun diye yapıyoruz bunu. Ve aynı zamanda bu faaliyeti yaparken Aziz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet katmanlarında görev alan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, bakanlar, müsteşarlar, bürokratlar, emniyet, diyanet falan bütün bu devlet birimlerinde muhtar dahil görev alan arkadaşlarımızın yükünü nasıl hafifletebiliriz? Çünkü bizdeki devlet kapısı anlayışı şöyle. Gidelim. Sayın vekilimiz hoş geldiniz. İki tane şu anda vekilimiz var. Birisi maalesef benim takımı tutmuyor bir türlü. Fenerbahçeli. Benim eski takımım, istifa ettim ama hanımefendinin hangi takımı tuttu? Bursa Spor, evet. Evet, bir Fenerbahçeli, bir Bursa Sporlu iki milletvekilimiz şu anda teşrif ettiler. Bizim esas vazifemiz, yani inançlar olarak söylüyorum, vazifemiz gidelim
Ambarlı Gümrük Müdürümüze diyelim ki, müdürüm, müdürüm, al sana 10 ton bir yük, taşı bakalım. Hayır. Müdürümüz burada. Biz şöyle diyoruz makamlara, müdürüm yükün var mı? Yük alalım. Sıkıntın var mı? Sıkıntını paylaşalım. Biz ne yapabiliriz? Muhtara da böyle diyoruz. Mahallemizdeki, biz Şirin Evler'de oturuyoruz, iş yerimiz. Şirin Evler'deki muhtar kardeşimize diyoruz ki, bizden sana yük gelmez. Biz sana ne yapabiliriz? Abi işte şurada 3 tane fakir var, 2 tane gariban var, 2 tane öğrenci var. Bize bu tip yükleri ver. İmkanımız olduğu sürece biz oraya koşarız. Şimdi her bir STK, her bir birey hayata bakışını, devlete bakışını, hükümete, belediyeye, bürokrasiye bakışını, muhtarlığa bakışını bu şekilde yapmış olsa, hepimiz kapımızın önünü temizlemiş olsak, meseleler hallolur. Fakat insanoğlu için en kolay şey topu taça atmak. Risk almamak, riski paylaşmamak. Bu bizim püsküllü belamızdır. Ben sana boşuna mı rey verdim Metin Külünk Bey? Ben sana boşuna mı rey verdim Binali Bey? Ben sana boşuna mı rey verdim Kemal Kılıçdaroğlu Bey? Çoğaltın bunu. Bunu yapacaksın. Oysa şöyle demelimiz gerekir. Ben bu derdimle ilgili şu kadar mesafe aldım. Sayın Müdürüm, Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Sayın Muhtarım. Fakat burada nefesim bitti. Bana bir el uzatabilir misiniz? Doğrusu bu değil midir arkadaşlar? Biz bu dile getirdiklerimizi hayatımızda şu ayetin emri mucibince yapmaya çalışıyoruz. Allah diyor ki, neden yaşamadıklarınızı anlatıyorsunuz? Ya Rabbi anlatsam ne olur? Necdet, tesir etmez. Seni kimse dinlemez. Sözünle de kimse amel etmez. Dolayısıyla uçmamıza, kaçmamıza, büyük büyük laflar etmemize hiç gerek yok. Bir, haddi bilmek kadar büyük irfan yok. Her birimiz haddimizi bilmiş olsak, ne kadar ben yük kaldırabilirim? Bu sorunun cevabını vermiş olsak, 15 milyon adet ev var Türkiye'de. 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. 16 da olabilir. 15 milyon hane var. 15 milyon hane. Her hanede eğitim sistemimizi buna göre organize etsek ve her hanenin başındaki anneye ve babaya bu şuuru vermiş olsak, Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Vermiş olsak, size bir şey söyleyeyim mi? Ne milletvekillerine, ne bakanlara, ne bürokrasiye iş kalmaz. Bir hatıramı anlatayım, sonra bugünle ilgili birkaç başlıkta size derdimizi arz edelim. Mecidiyeköy Stadyumu'nun üstünde bir geçit var biliyorsunuz. Stadyum yıkıldı. Ben arabamla seyir halindeyken önümde bir Station Kartal araba bir anda yalpalamaya başladı. Araba orta refüje vurdu ve kaldı. Ben dikiz aynasından arkaya baktım. Arkada araç yok. Hemen arabamı sağ tarafa çektim. Dörtleri yaktım. Anında arabanın yanına indim. Baktım ki genç bir delikanlı sara nöbeti geçiriyor. Allah Celle Celaluhu. Arkamdan bir bayan, Allah ondan binlerce kere razı olsun, arabasını hemen durdurdu. Ben doktorum dedi, beyefendi siz çekilin, bu sarı nöbetinde sakın dokunmayın dedi. Ben hemen kendi imkanlarımızla hasta arkadaşımızı dışarıya aldık. O arada polis geldi, doktor müdahale yaptı. Ben hemen çocuğun kimliğine baktım. Kimdi? Filanca kargo şirketinin elemanı. Hemen kargo şirketine telefon açtım ve beklemeye koyuldum. Polis o arada meğerse beni izliyormuş. Çünkü bir bayan doktor, bir ben, bir de hasta, bir de polis. Başka kimse yok. Geldi bana dedi ki, polis 50 yaşlarında ama gün görmüş geçirmiş bir polis. Beyefendi dedi, teşekkür ederim siz gidebilirsiniz dedi.
damar sert ya, ben dedim gitmem. Niye dedi? Bunun dedim patronu gelecek. Bak dedim saat tuttum, 20 dakika oldu telefon açmama rağmen kimse gelmedi. Gelecek, ben bu kardeşimizi patronuna teslim edeceğim, öyle giderim. İşte 30 dakika sonra filan şirketinden bir görevli geldi. Ben birkaç ileri geri laflar ettim gelen delikanlıya. Polis de bizi izliyor. Şimdi konuyla bağlantıyı kuruyorum. Başka yere topu taça atmadım, merak etmeyin. Polis böyle bana baktı. Ya beyefendi dedi, Allah aşkına dedi, siz kimsiniz dedi ya. Ben dedim vatandaşım, bu ülkenin vatandaşıyım, iş adamıyım. İyi de dedi, yani siz şimdi arabanızı durdurdunuz, risk aldınız bu yoğun trafikte, bu arkadaşa müdahale ettiniz, şirketine telefon açtınız, gelene fırça attınız. Yani sizi ben alkışlıyorum ve diyorum ki dedi polis, her vatandaş sizin sorumluluğunuzu hissettiğiniz gibi hissetmiş olsa bana dedi hiç ihtiyaç kalmaz. Yanlış mı bu arkadaşlar? Yanlış değil. Ama şimdi bu meşhur kafa çevirme olayı var biliyorsunuz değil mi? Otobüslerde, toplu taşımalarda kafa çevirme. Hamile bayan ayakta duruyor. Bay veya bayan genç kafayı hemen pencereden otobüsün camından dışarıya çeviriyor. Görmüyor. Biz görerek yaşayacağız. Halimizden çok memnunuz. Dün Tunceli'de -20-25 derecede donarak şehit olan evlatlarımız ya senin evladın ya benim evladım. Ya senin kardeşin ya benim kardeşim. Neden dondular ve niçin şehit oldular? Orada ne işleri vardı? Vatan için, Allah için. Peki onların canları ve cananları yok muydu? Hepsi vardı. E peki sen ölmezsen, ben ölmezsek kim ölecek bu vatan için? Bizim şimdi o şehitlere karşı sorumluluğumuz nedir? Onların geride bıraktıkları evlatlarına veyahut da yar ve yarenlerine düşkün bir pozisyon yaşattırmamaktır. Onun için İnanç Dışişler Hizmetleri grubu ayın birinde maaşlarını hemen öder. SGK'mızı hemen 3 gün, 4 gün önceden öderiz. Kurumlar vergisini, gelirler vergisini gününde öderiz. Ödeme niyetimiz de şudur. Bir an evvel biz vergimizi devletin kasasına koyalım. O şehitlerin, gazilerin, kanser hastaların ilacı olsun bir an evvel niyetiyle yaparız. Biz bu niyeti taşıdığımız için 10 Ağustos 2018 Cuma 19.30 dolar darbesinde biz hiç dolar darbesini ve krizi ağzımıza almadık. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Hatta üstüne üstlük 26'sında 26 Ağustos'ta maaşı verdik. Sonra ayın 15'inde de arkadaşlarımıza moral ve motivasyon yükselsin diye 350 lira mutfak fonlaması yaptık çok şükür. Verene Allah veriyor mu? Veriyor. Bugünkü programımızın amacı Batı, yani Amerika'sıyla, Rusya'sıyla, Çin'iyle, İsrail'iyle dünyada dönen, yıllık dönen trilyon dolar, milyar ton ağırlığındaki değerleri kontrol altına alabilmek için sürekli Ar-Ge çalışması yapıyor. Özellikle uluslararası ticarette dönen para ve dönen mal hareketini tek pencere sisteminden kontrol edebilme adına şimdi bugün işleyeceğimiz dijitalleşme, biz dijitalleşmenin neresindeyiz? Bizim mesleğimiz lojistik olduğu için gümrük ve lojistik hizmet sektörü bu dijitalleşmenin neresinde? Başarılı mıyız? Başarı oranımız nedir? Bugün bu konuları ehli olan insanlar tarafından sizlerle paylaşacağız inşallah. Başlangıçtan şu ana kadar kusurlarımız olmuşsa lütfen kusurlarımızı bağışlayın. Hatalarımızı lütfen affedin. Desteğinizi bizim üzerimizden çekmeyin. Bizlere dua edin. Biz başarırsak Türkiye başarır. Siz başarırsanız Türkiye başarır. Birbirimize haset etmeyelim. Birbirimize kıskanmayalım. Ama şöyle deme özgürlüğümüz var.
ben de onun gibi olabilirim. Ama şartı var. 24 saatte 24 saat uyursan olamazsın. Bu kutsal mevhumlarımızı sürekli diri tutalım. Allah için birbirimizi sevelim. Buğz etmemiz gereken düşmanlarımızdır. Bu ülke üzerinde hesap kuran, plan kuran düşmanlarımızdır. Onlara uyanık olarak fırsat vermeyelim. 90 yaşındaki ninenin seccadede yaptığı duayı sen yapamazsın. Sen 25 yaşındasın. Senin aklın var, zekan var, enerjin var, paran var, kabiliyetin var. Önce Allah yolunda onları seferber edeceksin. Sonra takatin bilince, ya Rabbi ben üzerime düşen görevi yaptım. Ülkemi ve İslam alemini koru Allah'ım diye ondan sonra dua yapacağız inşallah. Bu duygularla tekrar programımıza teşrif eden sayın vekillerimize, TÜMSİAD Genel Başkanımıza, TÜMSİAD Bursa Şube Başkanı kardeşimize, huzurlarınızda unuttuğum kimse var mı protokolden? Rektörümüz, hocam biraz rektörüm de bakışlarından ne kadar güzel maşallah. Yani arkadaşlar önceden lütfen yanlış anlamayın ama rektör denilince şöyle anladık sayın hocam. Papyonlu olacak. Burada da bir tane prosu, Küba prosu olacak. Ne kadar? Bak bizden birisiniz. Maşallah. Allah sayılarınızı artırsın. Sayın rektörümüze ve siz değerli misafirlerimize hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi korusun, birliğimizi, dirliğimizi korusun, muhafaza etsin. Düşmanlara ve düşmanların hilelerine fırsat vermesin. Bizlere de helal lokma ile yaşamayı, bunun neticesinde de basiret ve ferasetimizin güçlenmesini nasip eylesin. Dostu dost bilelim, düşmanı düşman bilelim inşallah. Tekrar TÜMSİAD Genel Başkanı'na bizlere bu salonu takdim ettikleri için, verdikleri için, anlayış gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Genel Başkan Diyarbakır'dan, toplantıdan geliyor. Kendisine hakikaten çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel, bunlar güzel duygulardır. Ortak yanlarımız da çok çıktı Diyarbakır'dan. Mesela neydi? Şeyh Güzeli. Benim annecimi okuyan Şeyh Güzeli. 1968. Meğerse Sayın Genel Başkanımız da aynı şekilde Şeyh Güzeli ile tanışıyormuş. Bu duygular güzel duygulardır. Allah bu kardeşliğimizi baki kılsın. Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkür ederim. Saygılarımla.